yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Yine arabadan bir başlangıç. Sizi telefon sıcağına koymadım. Bir önceki videoda kusura bakmayın. Edit yaparken bunu hiç fark etmedim ama edit yaparken niye öyle çıkmadı ses onu da anlamadım. Video yükleyince gördüm ki böyle çok kötü, iğrenç böyle bir zzzz diye bir ses geliyor konuşmanın altından. O da şu an duyuyorsanız telefon tutucudan kaynaklı. Hani orada titredikçe ben de konuştukça böyle saçma sapan bir ses çıkmış. Kusura bakmayın yani böyle kötü olmuş. Bugün günlerden çarşamba. Yani büyük ihtimalle çarşambaydı. Ofise geçiyorum. Her zamanki gibi. Ya alnım ne kadar lekelendi. Fark ediyor musunuz? Fark etmemek elde mi? Yani niye bu kadar çok lekelendim anlayamadım gerçekten. O kadar güneş kremi sürüyoruz. Vallahi sürmeden daha mı iyiydi diye düşünmeden edemiyorum yani. Cidden ama yani her gün kullanıyorum yani düzenli olarak. Doğumdan kalan bir lekem vardı Çınar'dan sonra. Ama o böyle buralarda falandı. O geçti mesela. Hani çok hafif görebiliyorum ben onu. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Ama şurada şöylece kocaman bir lekem oluştu. Neyse. Allah başka dert vermesin de sinir bozucu. Böyle bakalım eve geçeceğim. Dünden fasulye almıştım. Fasulye 4 kilosu 100 liraya satılıyor. Çok şaşırdım. 4 kilo aldım. İşte 3-4 poşet buzluğa kaldırdım. Biraz da kendi yememiz için bugün ayırdım. Defne'ye de söyledim. Dedim lütfen aşkım bunu yapar mısın? Çünkü dün geceydi. Arkadaşlarımız vardı bizde. Hani ayıkladık beraber arkadaşımla. Sonra da hani buzluğa koydum. Yemeği de yapmadım o saatte. Onun için Defne'den rica ettim yani. Yanına da bir bulgur pilavı yaparım herhalde geçince. Yine bir de cacık. Olmazsa olmazımız. Öyle olur sanırım bugünkü menümüz diye düşünüyorum. Bakalım inşallah eve geçtiğim zaman size de gösteririm. Sizlerle de paylaşırım. Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır hayatınızda. Böyle çok güzel bir döneme girmişsinizdir diyeyim artık ne diyeyim yani. Bu zamanda böyle bir şey dilemek ne kadar doğru bilemiyorum ama. Neyse şimdi ofise geçiyorum ben. İnşallah evde kaldığımız yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar açtım videoyu. Eve geldim çok şükür. Fasulye Defne'ye yaptıracağım demiştim ya. Defne fasulyeyi yapmış. Ben de şimdi bulgur pilavı yapacağım yanına. O bugün arkadaşıyla görüşecek. Dışarı çıktı. Gün içinde hani Çınar evde çok fazla bir şey yapamıyor. Öyle bakalım. Eve geldim bir salonu süpürdüm. Orayı süpürürken bile terledim valla. Çok sıcak hava. Bir de orada klima açık. Mutfağı da süpürmem lazım ama şu anda cesaret edemedim. Onu yapacağım yavrum. Bekle. Bir yapayım diyorum. Şöyle. Arkadaşlar böyle dönerimiz var. Hakan'la döner almış. Lezzetliymiş. Beğendin mi? Hı-hı. Şimdi şöyle soğanlı, domatesli, biberli bir bulgur pilavı yapmak istiyorum. Canım öyle istiyor. Yeşil fasulyeyle öyle yemek istiyor yani. Biz yeşil fasulye derdik. Taze fasulye deniyor ya hani. O yüzden böyle arada taze fasulye şemsiye frenç kullanabilirim yani. Submarina gitmiş kendine bir tas almış Submarina. Onu öyle yeme anneciğim. Isıtırım öyle ye pilavla beraber yersin. Elini yıkar mısın aşkım? Tamam anne. Yavaş bak kırıyor su geliyordur. Ağırlığı yapsa. Barak. Valla sıcakta insan bu saate kadar valla mayışıyor ya. Sırf ben mi böyleyim bilmiyorum ama keşke kafam gözükseydi değil mi? Ya, gözükmüyor. Neden? Lazım. Çünkü yine tripodum yok tabii ki. Çınar bana bir tripod alır mısın? Ay anne valla param yok yani. Alırım da param yok. Gerçekten mi? Gerçekten. Vardır senin paran. Ay valla hiç Türk liram yok. Ya biz öyle. Türk liramız olmaz bizim. Hep dövizle çalışırız. 20 euro var ama yapacak bir şey yok. Yeme. Yakalandım yine. Şimdi bana dolaptan bir tane biber ver anneciğim. Bir
tane de krem. Biberleri nerede anneciğim? Heh, tamam. Dolapta, çekmecede aşkım. Kırmızı biber de var. Yeşil biber de var. Anlaştık mı? Anne ya, ben nereden bulamamışsın bile biber gibi Allah aşkına. Bak yeşil buldum. Kırmızı da çekmecede anneciğim. O da dolabın çekmecesinde. Ay bu arada dilimleyecek misin? Yok, yemeğin içine doğrayacağım anneciğim. Ha anne. Ben şu kurban çayı içecektim ya. Ay yok artık. Of, soğan da nasıl acı be. Allah Allah. Ha, kırmızı. Buldun mu? Aferin ya, sana. Anneciğim ben şunu senin kırmızıyı. Teşekkür ederim. Anne bunlar ne? Evet, bir tane varsa yeter anneciğim. Hepsini vermene gerek yok. Soğanları koyayım, onlar kokelensin. Bir tane yeşil, iki tane yeşil, bir tane kırmızı anne. Olan tamam, şey bu. Teşekkür ederim anneciğim. Selamlar, bu arada balıkçı taburemi alayım ben. Olan. Sandalyedir. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle sahne, babam bunu balıkçı tabiresi almış. Bilmiyorum, bu da bir çocuk sandalyesi gibi gözükmüş babamın gözüne. Ama bu bir balıkçı tabi. Aa! Dikkat et anneciğim. Neden olmasın? Zaten bir yarı kanalımı ele geçirdi. Görenler bilirler yani. Tabii. Özel bir yetişkin kanalı olduğu için ben de kendime kanal açtım. Evet. Daha üç videom var. 7 aboneyim. Sen bulgur pilavı sever misin? Tabii anneciğim ya, bulgur pilavı bizim kültürümüzden zaten. Bizim kültürümüzden şey gösteririm mesela, baklava. Güzel olur. Mesela Yunan insanlar sarmaya ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Doymadan ki. Öyle diyorlar. Her zaman en sonuna K koyarlar mesela. Cacık döner, cacık ki, döner ki. Kaşık ki, tuz ki. Dur bebeğim. Domatesi verir misin? Bu ne olsun? Ne bu? Bu çok yapacağım ya, domates güzel. Sarımsak da koyarız. Bunlar olmayacak çok işte, ben ekmek arası. Ekmek arası da olmayacaksınız. Hı hı. Allah Allah. Biz iki tane patates gider sandım. Söyle, yemek bittikten sonra. Anne, tavuğun tadına 10 üzerinden 10 veriyorum, tamam mı? Sen birazdan ekmek arasına koyacak tavuk bulamayacaksın ama. Sen daha tavuk var. Çiğ mi yediyorsun oğlum? Tamam, çiğ değil. Onlar sadece soğutulmuş. Sadece biz onları ısıtıyoruz. Onun için. Tamam, bunu şimdi böyle şey yapma. Şemsiye. Şöyle bol soğan, biber, kırmızı biber, sarımsak. Bunlar güzelce kıpırlansın. İçine bir de domates rendeleyeceğim. Birazcık da salça koyarım belki. Sonra da bulguru at pişsin. Fasulyemiz de burada. Domates de ekledim. Birazcık salça da ekledim. Bunun işi tamam. Şimdi bulgurunu da ekleyip güzelce suyunu vereceğim. Sonra da cacık yapacağım. Karabiberimi ekledim. Tereyağını da ekledim burada. Şimdi kapatıyorum. Biraz erisin, karıştırırım tekrar. Salatalığı bu sefer doğrayacağım. Geçen abimler geldiğinde ben rendeleyerek yapmıştım.
Dedi ki bir dahakine doğru dedi. Peki abicim dedim. Arkadaşlar bu arada cuma günü 2 hafta video yok. Çünkü ben Karasu'ya gidiyorum. Neden hep Karasu'ya gidiyorum diye sorarsanız babaannem orada. Ve ben babaannemi her zaman çok özlüyorum. Hadi ben seni yiyelim. Bunun için geçen de 2 hafta kalacağım. Artık annemi de özlemiyorum Seni özlemiyorum. Aslında biraz özleme geliyor birinci haftanın sonlarında. Birinci haftanın sonlarında biraz özleme geliyor ama sonra ama ne geliyor sence? Babamı özlemek geliyor sonra. Birinci haftanın sonunda ben seni ziyarete gelirim. Evet anne. Zaten hafta sonları sen beni ziyarete geliyorsun. Ay saçlarımı da toplamadım. O kadar sıcak ki. Üstümü bile çıkarmadım daha. Bu ne işte? Bu bir organizma gibi bir şey. Ev üstü kurdum. Elim yüzümü yıkadım. Mıksın ev. Nereden geleceğini aldım. Ve direkt mesela. Yemeğe geldim. Ben yemek yapmaya geldim. Ben yüzümü yıkadısı yaklaştırıyorum. Karıştırayım öyle yapayım. Sevmiyorum öyle. Ben öyle yaşıyor işte mesela. Dur bebeğim. Ama bir tane kaşık verir misin? 100 mi 3'lük mü? 10 tane. Anne valla çok tebrik ediyorum seni. Onlar baba oğul ekmek arası yiyeceklermiş. Kendileri bilir. Benim mamacan böyle bulgur pilavlı, fasulyeli böyle ikisini karıştırırım. Yani yan yana koyarım. Yana da gece mis gibi olur. Tamamdır. Cacıkımız da hazır. Cacıkimiz. Şimdi cacıki, ay pardon ben esnana çok takılmışım. Cacığımızı böyle, ama şu an yemeyeceğim. Beraber toplulukta yiyeceğiz toplantıda. Bizim özel bir tane toplantımız var, ondan sonra yiyeceğiz. Şaka yapıyorum. Ama içi, ama birazcık gıdımdan tadına bakabilirim. Ya ben Allah aşkına Somer şef gibiyim ya. Şimdi hemen elbiseni falan çıkartacağım. Bunları zaten renkleri çalıştıracaktım. İkisini de atarım. Yanına çamaşır yıkanmış olur. Bugün yıkanması zaten haksım kalır yani. Ben şunları kızartayım hemen. Ondan sonra da üstünü değiştireyim. Çok mantıklı. Pilavımız bence pişti. Onun da altını kapatayım. Kendi demlensin. Biraz sulu olsun istiyorum çünkü. Hani böyle şey lapa. Böyle kuru pilav yapmıyorum. Cacık da güzel gidiyor gerçekten. Sadece cacık ve bulgur pilavı bile yiyebilirim yani. Yanına bir şey olmasa demek istedim. Tamamdır.
tavukları tereyağda böyle biraz soteledim. Patatesimiz kızardı. Böyle bizim pilavı tam istediğim gibi olmuş. Gerçekten böyle yapış yapış. Biraz cereken aldım. Sonra dediğimiz var. Şimdi Şınar'la Hakan da ekmek arası yapacaklar. Bu bimin ekmeğine taktılar bu ara böyle. Bu neydi? Taş bimin ekmeği miydi? Ne bileyim öyle bir şey yani. Güzel ama lezzetli bir ekmek. Bu şekilde bizim menümüz. Bizlere afiyet olsun. Etraf çok battı. Bunlara bakmayalım.